Tibet Budizmi Himalaya bölgesinde etkilidir. Peki Tibet Budizminde sanatın oynadığı rol neydi? Tibetlilerin sanat için kullandıkları bir kelime yoktur. Bunun yerine vücut gibi anlamına gelen gunda terimini kullanırlar. Vücut gibi de geçen vücut bir saygı ifadesi olarak kullanılır. Ve Buda'nın vücuduna atıfta bulunur. Bir tablo ya da heykel kutsanmadıkça bitmiş sayılmaz. İnanışa göre bir ritüel ile resim ya da heykel hangi tanrı için yapılmışsa o tanrının manevi varlığının fiziksel olarak heykele ya da tabloya girmesi ve orada ikamet etmesi sağlanır. Bu tanrının kendisidir ve Tibetliler için çok önemlidir. Birçok sanat eseri bir meditasyon aracı olarak kullanılır. The mandala is the Buddha field where the Buddha lived. So when you do the practice, then you have to have the model of the Buddha fields. So the mandala actually has two meanings. One is the model for your visualization. The other meaning is the ritual. Ritüel objeleri Tibet seremonilerinde önemli bir rol oynar. Yıldırım ve zil rahipler tarafından önceden belirlenmiş şekillerde hareket ettirilir. Manastırlar Budist hayatın merkezidir. Burada rahipler gün boyu Budist felsefesi hakkında istişare ederler. Lama Arya Rinpoche, Tibet Budizmini daha çok bir felsefe gibi görüyor. Budizm içindeki felsefi kısmı anlamak ve uygulamak için gerekirse münakaşa ettiklerini söylüyor. Çoğu Tibetli dua tekerlekleri ve dua boncukları kullanarak ve kutsal yerleri ziyaret ederek ibadet ederler. Festivallerde rahipler değişik objeler getirip, kutsal müzikler eşliğinde danslar sergilerler. Tibet Budizminin dünya üzerindeki popülaritesi giderek artmaktadır. Uygulamaları daha iyi anlaşılırken, tıp, din, felsefe ve psikoloji gibi farklı alanlarda çalışan akademisyenler de bu inanışı analiz etmek ve iç yüzünü daha iyi anlayabilmek için Tibet Budizmi ile yakından ilgilenmeye başlamışlardır.